Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan 17'sine bastığında iki kişi onunla evlenmek ister. Mihrimah, yani tam açılımıyla Mihrumah. Farsça'da güneş ve ay anlamına gelir. Genç kızla evlenmek isteyenlerden biri Diyarbakır valisi Rüstem Paşa. Diğeri ise Mimar Sinan'dır. Padişah kızını Rüstem Paşa'ya verir. Çünkü koca Sinan evlidir. 50'li yaşlarındadır ama Mihrimah Sultan'a da deliler gibi aşıktır. Gerçi sevdiğine kavuşamamıştır ama aşkını olanca güzelliğiyle sanatına yansıtmıştır. Üsküdar'a sarayın isteğiyle 1540 yılında Mihrimah Sultan Camii'nin temelini atar ve 1548'de bunu bitirir. Camiyi yaparken eserine sanki etekleri yerleri süpüren bir kadının dış çizgilerini verir. Derken ilk kez padişah fermanı olmaksızın Edirne Kapı'da pek kimselerin uğramadığı ıssız ama İstanbul'un en yüksek tepelerinden birine ikinci bir eser daha yapmaya koyulur. Mihrimah Sultan için cami küçüktür. Minaresi 38 metredir. Bir adet incecik kubbesi üzerinde ise 161 pencere caminin iç güzelliğini anlatır. İçerideki sarkıtlar, minare kenarındaki işlemeler, Mihrimah Sultan'ın topuklarını döven saçlarını anımsatır insana. İşte aşka adanmış iki eser. Şimdi gidin Edirne Kapı ve Üsküdar'da camileri aynı anda görebileceğiniz bir yer seçin kendinize. Ve 21 Mart'ta, yani gece ile gündüzün eşit olduğu o günde oraları seyreyleyin. Unutmadan 21 Mart aynı zamanda Mihrimah Sultan'ın doğum günüdür. Oraya gittiğinizde göreceğiniz manzara şudur. Edirne Kapı Camii'nin tek minaresi ardından tepsi gibi kıpkırmızı güneş batarken Üsküdar'daki caminin ardından ay doğar. Mihrimah, güneş ve ay. Bu nasıl akıllara ziyan bir hesaplamadır? Nasıl bir güzellik anlayışıdır? Bu nasıl bir aşktır? İşte aşkın gücü ve böyle aşklar artık ne yazık ki sadece tarihin sayfalarında gömülüdür.